Bir tanesi set kazalarını çok merak ediyorlar ve yaşadığınız komik anıları. Set kazalarından ayrı olarak tabii. Yani kazanlar artık komik değil olmaz. Yani set kazasında ben başlayayım. Evet. İlk günde. Aynen. Setin ilk bölümü, yani geçen yıl ilk bölüm, ilk sahneyi çekiyoruz hocam. İlk sahneyi çekiyoruz, bizim Deli Demir'le şeyi dövdüğümüz sahne. İlk kılıcı dövdüğümüz sahne, Haydallah, Haydallah sahnesi. O sahneyi çekiyoruz, ben de o sahnenin sonuna doğru şey alıyorum, yayı giyiyorum. İşte tam en sevdiğim lafa bağlıyor, al senin toy benim olsun, nereye Ertuğrul? Al senin toy benim olsun abi, gidiyorum. Yayı da sırtıma takıyorum. Ama tabii işte amatörlük o zamanlar, yayı normalde ipi öne gelecek şekilde taktım. Halbuki Osmanlı'da, eski Türklerde ipi öne gelecek şekilde yay takılmazmış. Nedenini öğrendim. Yani çok basit bir nedeni varmış. Çünkü yayın ipi atabiliyor ve o ip attığında herhalde yaklaşık 150-160 km hızla falan atıyor o ip. İşte benim burnuma geldi. Tam burnumun şu kemiğine geldi, ip attı. Yani koydum, attı, burnum burasına geldi. Yandan bakımda Yavuz Sultan Selim'e benziyor. Hocam dedim, ben bir hastaneye girdim, ben kalp kırıldı diye hesapladık biz. Bindirdik arabaya. Beni bindirdiler arabaya, gidiyorum ben. Şimdi hastaneye gidene kadar çok farkında da değilim. Üzerime kıyafet olduğunu, kostüm değil mi? Hastaneye pusat. Üzerimdeki her şey var. Diziden kimsenin haberi yok, daha yayında değiliz. Çekiliyor falan. Ben böyle kılıç mılıç. Hastaneye bir de şey, canım yanıyor, hızlı girdim. Kadın böyle, Engin Bey dedi, ama öyle bir şey geldi falan, tam bugün içeri gidin dedi falan. İçeri girdim, ben bir şey çekmek için geldim, röntgen çekmek için geldim. Engin Bey dedi öbür kadın, merhaba dedi, bir röntgen çekti. Üzerinizde metal var mı? Kılıç var dedi. Dışında yani her vücudumun her yerine kılıç aldım darbe olarak. Yani kafama birkaç tane sopayı. kılıç çok yedim yani. Vücudumun her yerine yedim kılıç. O artık çok alışkanlık haline geldi. Kanamayana para yok diyor hoca. Onun dışında çok fazla, bir tek attan düşmedim çok şükür. Onun dışında çok kazanım var. Ben darbe almadım, darbe yaptım. İnsanları rahatsız edici. Yok, benim başıma bir şey gelmedi. Pek komik, yani bu hikaye inanılmaz. Gerçekten çok beğendim. Her yerde bunu anlatacağım ben de bundan sonra. Benim yok. Ama benim geçen Metin Hoca son sahnemde yine ağlıyorum. Ağlamaya devam ediyorum. Sahne bitti. Ağlıyorum. Yani mecburen kestik demeden bizde kesilmiyor, oynamaya devam ediyorsunuz. Sonra bir sessizlik hissettim yani. Sonra baktım, bütün hoca gelmiş, çaycı gelmiş, herkes geçmiş kamyonun karşısında bana bakıyorlar. Yani kayıtta değiller, sadece Metin Hoca benim ağlamamı istemiş birazcık da. Kalk demem lazım, stop demem lazım. Baktım olmayacak, güzel dağılmış. Kameramanın yanına gittiğinde kesin kaydı, ses çıkarttı. Herkes kayıttan çıktı, çıt yok sette. Sanki kayıtta dağılmış. Sadece ağlamaya devam. O arada ben anamı öldürdüm, babamı öldürdüm. Çünkü bir süreden sonra dervişten kopuyorsunuz yani ağlamış. 5 dakika, 10 dakika, 10 dakika aldık tek başına, biz de seyrettik. Biz de seyrediniz. Şakalar da olmaz, espriler de olmasa arada öyle şey olmuyor yani. Doğru çalışıyor. Ben bir kere kaza geçirdim. O sahne esnasında değil. Bu kaza sevdim. Ama hayır, bak girdi yani şuraya. Ve bu koreografi çalışmasında oluyor ve çok komik yani, çok komik bir şekilde oldu. Çalışma esnasında hiçbir şey olmadı, bitti ve çalıştığım arkadaşım bir kere daha alalım mı abi dedi, gözünün içine baktı. Alalım dedim, tamam dedim. Eyvallah. Ya ne saplıyordu dedi, dedi buraya girdi. yani 3-4 saniye göz göze geldi. Sonra buradan yavaş kalk.
Dedi ki bırakalım daha çalışmıyor. Öyle oluyor, çok saçma. Kere oluyor. Beni at karşısında. Dediğiniz varsa biliyorum da düşününce kaçtığım hiçbir şey yapma şansınız yok. O efendilerde durursa duruyor. Evet, benim aklımda bu. Ha, bir anım daha var. Buraya gelişimdeydi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Konum attılar bana. Hangi arkadaşımız yaptıysa burada ne baba gittiğimiz ne köy? Evet, oraya ben bir köylerden Sabiha Gökçen'den geliyorum. Adana'dan geliyorum. WhatsApp'tan konum atsın dedi. O konumla yakıyorum, köylerden böyle arabalar falan giriyor ama Allah Allah diyorum, yani tamam otobana çıkıyor, ebeşe çıkmıyor. Evet dedim, tam arkasına çıkacak. Köy yolları, gidiyorsun, evsizleşmeye başladım. Peki bir ağacın önünde durup neşe ediyor. Bundan sonra yürüyerek kazaya tutmayın. Bir arkadaşımız galiba oraya gitmiş. Bugün kime konum atıldıysa üniversitedeki görevli arkadaşlarımız tarafından herkes oraya gitmiş. Konu değişti.